Her sözün bir özü bir de pürüzü var. Kısık sesle konuşursak bize zarar. Orijinal. Anlamadığın yerde dönüp başa sar, anladığın yerde onun bir adı var. Orijinal. Original show başlıyor. TVNET ekranlarından iyi akşamlar ben Murat Soydan ve şu anda orijinal şovdasınız. Her hafta yeni orijinal bir şey tanıtıyoruz. Bu hafta da orijinal bir söz duyduk. Tuvalet terliği aday olsa oy vereceğiz mecburen ya da bunun gibi bir şey. Bu söz muhalefetin lider krizinin tartışıldığı bir sohbet odasında sarf edildi. Hiç kimse tuvalet terliğine oy vermeyi hak etmiyor. Biz de bu yüzden bu krize el atma kararı aldık ve muhalefet için 5 tane alternatif lider adayı belirledik. İşte o orijinal kestimiz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yaklaşık bir yıl kalmışken yaşanan muhalefetin adayı kim olacak krize Hala çözülebilmiş değil. Tam bu noktada durumun ciddiyetini hatırlatmayı borç biliyorum. İşte belirlediğimiz 5 alternatif isim, avantajları ve dezavantajları. 1. İsmail Küçükkaya. Önce Muharrem İnce'yi sonra İmamoğlu'nu bitiren Küçükkaya aday önerimizin favori ismi. Arkadaşlar bu adam doğal bir yok edici, üstün bir yetenek. Adeta ben bu iş için dünyaya geldim diye bağırıyor. Bence muhalefetin artık direnmeyi bırakıp işi ehline teslim etmesinin vakti geldi. 2. Cahre Ahmet Sonuç ya da yaygın bilinen kullanıcı adıyla Cahrein, muhalefetin liderliği için ikinci favori ismimiz. Düşünceleri ve üslubuyla neredeyse bütün taşlar oturmuş durumda. Yalnızca tıraş makinesiyle bir iki dokunuş kalmış. Popüler kültürün merkezinde bir isim olduğu için popülizm noktasında herhangi bir sorun yaşanmayacak. Böylece ajans masrafları düşecek. Tek negatif yanı kitlesinin yaş ortalamasının seçimlerde oy vermeye yetmemesi. 3 Özgür Demirtaş. Muhtemelen pek çoğunuz bu ismi duyduğunuzda harbiden ne yapıyor bu Özgür Demirtaş diyecek. Ancak kendisi sosyal medyanın yarısını engellediği için profilini arattığınızda bizim de karşılaştığımız şu manzarayla karşılaşacaksınız. İlk bakışta negatif gelen bu özelliğin üzerine kısa süre düşünmenizi istiyorum. Eğer bu kişiyle iktidar elde edersek aykırı seslere ne yapacağını hayal edin. Düşünmesi bile heyecan verici. 4. Boji Öne çıkan özelliği halkın içinde olması. Toplu taşıma kullanıyor. Tabi bu size gariban bir izlenim vermesin. Bojinin sermaye ile de arası gayet iyi. Doğal piyarı son derece güçlü. Değerlendirmesi gereken bir isim. 5. Boğa heykeli. Öne çıkan özelliği hiç konuşmuyor olması. Böylece hiç hata da yapmayacak. Heykel olmasıyla muhalif tabanın gönlünde karşılığı olan adayımız Anadolu'muza ait bir figür olmasıyla da sağa göz kırpıyor. Ayrıca tüm muhalifetin buluşma noktası olmasıyla muhalifet için doğal bir birleştirici unsur. Bu da önemli bir problemi daha çözüyor. Dezavantajı ise fotoğraf çekilmek isteyen herkesle fotoğraf verebiliyor. Bu da muhalifeti tekrar aynı krize sokabilecek bir potansiyele sahip dikkat edilmeli. Orijinal show devam ediyor. Biz bu VTR'yi hazırladığımızda tuvalet terliği gündemi yoktu. Bu kadarını ben bile düşünmemiştim. Hocam size şunu soracağım. Bir insanın siyasi motivasyonunun, tek siyasi motivasyonunun başka bir siyasetçi gitsin de kim gelirse gelsin, hatta ne gelirse gelsin olması normal mi? Anormal. Yani bunun adı bir anomali ve hakikaten garip bir şey. Fakat ee, biz bunu aslında AK Parti iktidarının ilk 8 yılında gördük. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında o zaman Deniz Baykal vardı. Ve Deniz Baykal şunu yapıyordu. Laikliği bir sopa olarak kullanıp iktidarı dövüyordu. Bu tabi CHP tabanında tatminkar bir sonuç doğuruyordu. Nitekim Emin Çöleşan hatırlanırsa, ee, Bekir Coşkun, Yılmaz Özdil de aynı şekilde <laughs> iktidarı dövmek için laiklik ilkesini bir sopa haline getirmişti. Bu üzerinde... tehlikenin farkında mısınız? Evet. Böyle şeyleri geliyor aklıma. Ve bu sopanın üzerinde laiklik yazıyor. Evet. Fakat e, Kılıçdaroğlu çok önemli bir şey fark etti ve onu bence 2010 yılından itibaren uygulamaya başladı. E, dedi ki bu laiklik ilkesini... Sopa yaparak eğer biz iktidarı dövmeye devam edersek hiçbir zaman iktidara gelemeyeceğiz. <laughs> Çünkü bir problem var. Halk ile laiklik ilkesinin sopa haline getiriliş şekli uyumlu değil. Bazı insanlar için orada bir e, tatmin sağlıyordu laiklik ilkesi. Ama Kılıçdaroğlu şunu söyledi. Dedi ki ben iktidara oynamak istiyorum. Bu yüzden... Layıklık ilkesini sopa haline getirmekten vazgeçiyorum. Bir ilke olarak savunulabilir ama iktidarı devirmek adına sadece bununla yetinemeyiz. Dikkat edin burada da aslında Özgür Hoca olabilir, diğerleri olabilir. Yaptıkları tek bir şey var. Kendilerinden değilse çok acayip bir şey bu. Hemen blokluyor. Yani biz mesela Hı, otobüs... Evet VTR'deki otobüs yolculuğunda da kendisinden değilse o kadın gazeteci onun bloklanmasını istiyor. Mesela ben o şerefe nail olamadım. Özgür Hoca tarafından bloklanma şerefine. Belki de tenezzül edip de onunla irtibata girmediğim için bu da mesela benim haneme yazılabilir. Yani o kim ki onun... E, ...yazmış olduğu herhangi bir şeye... ...cevap vereyim. Ama... Ben vermedim bu arada. Yine de bloklandım. E, sebebi neydi? Hiçbir fikrim yok. Muhtemelen yazdığım bir şey önüne düştü. Ya da başka ha, tamam. bir şey. E, çünkü başka bizim başka bir şey. Emrah Sefa Gürkan... ...gayet liberal bir arkadaştır. Ortada bir arkadaştır. Siyasette falan yakından uzaktan... ...alakası yoktur. Ona da kızarlar. Neden siyasette ilgilenmiyorsun? Ama o da Özgür Hoca tarafından bloklanmış. O şerefe nail oldu... Yani onun bir madalyası var. Demirtaş evet. tarafından bloklanmak. Fakat şimdi burada tabii başka sorunlar Gerçekten var. Gerçekten bence CV'ye eklenebilecek bir şey. Bence tabii çünkü CV biliyorsunuz çok önemli bir şey. Evet. Çeşitli yerlere gönderilerek bloklandığım kişiler diye mesela CV'ye bir yani ekleme yapılabilir. Bence evet. kesinlikle işe girerken de faydalı olur. Çünkü biliyorsunuz CV çeşitli bakanlıklara hatta Cumhurbaşkanlığına gönderilerek iş talebinde bulunabilir. Eğer o iş talebine cevap vermezseniz muhalif kanada geçersiniz. Hı. Muhalif kanatta da çok da güzel bu iş yapar. Yani Burada ben yine Özgür Bey'e bir e, Artık kim alırsa üstüne. Evet. Çünkü biz biliyoruz ki mesela eski zamandan konuşalım. Eski zamandan Hı. konuşalım. Eski zamanda Zeki Velidi Togan Atatürk'le bir tarih görüşü yüzünden fikir ayrılığına düştüğü zaman mecburi sürgün yedi. Viyana'ya. Ama sonra beni affet paşam dedi. Yalvardı. Mektupları elimizde. Demek ki siyaseten başka isimler de var. Sağdan da var. Siyaseten bir yere gelmek için hırsı olan insanlar gelmek adına her şeyi yaparlar. Karşı taraf cevap vermezse muhalif tarafa geçer. Sonra da bloklamaya başlar. Ama VTR'deki boğa meselesi bence güzel. Kim ki çok fazla konuşmaz onu molla zannederiz biz. Ağır insan. O yüzden hakikaten herkesle fotoğraf verir, herkesle öpüşür, herkesle içli dışlı olur. Gerçekten adaylardan bir tanesi çok da güzel. Yani en azından hiç çam devirmiyor. Yani gaf yapıp da kimseyi ürkütmüyor. Ben şunu söylemek istiyorum Murat Bey. Dikkat edersek AK Parti liderleri yani sadece Cumhurbaşkanlığı, başbakanlık ya da belediye başkanları açısından konuşmuyoruz ama bir mahalledeki lider bile aslında kendi çelik çekirdeğine sahip. Yani asla ne olursa olsun AK Parti dışında vermem diyenler var. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nde de görüyoruz. Fakat liderler herkese hitap edecek şekilde konuşabiliyor. Açıklar. Bunun tabanında bir yansıması olması lazım. Tabanı liderlere şunu söylüyor. Benim evet çeşitli tarihten kaynaklanan çeşitli acılarım var. Ama iktidara gelmek ve kendimizce daha iyi bildiğimizi tesis etmek adına ben bu acıları dile getirmekten vazgeçiyorum. Hatta öfke duyabileceğim kesimlerle birlikteyim. Fakat CHP'nin alt tabanı her zaman öfke ve e, ile hareket ediyor. Biraz kolaycılıktan da aslında kaynaklı diye bu düşünüyorum. Mesela layıklıktan bahsettik bunun sopa olarak kullanılmasından. Aynı zamanda da bu e, tek motivasyon kaynağı haline getirilmesi bir tık kolaycılık. E, bir korku oluşturarak işte layıklık tehlikede korkusu. Bu mesela sopanın işe yaramadığını artık fark, 2010 etti dediniz, yılında. fark etti dediniz. Aslında bu o gitsin de e, bakış açısı da bir tık ne olursa e, olsun çünkü kim gelirse. Bugüne, ben bugünkü seçimde evet bu tartışılıyor ama mesela önceki seçimlerde de e, zaten kim aday olsa e, tamam yani bu iş yani halk artık biliyor bu kişinin artık gitmesi gerek deniyordu ama ne tekim seçim sonuçlarında öyle çıkmadı demek ki bu şunu gösteriyor bu halk e, bu kişiler mesela bunu söyleyen kişiler e, bir tık böyle hani kendilerini bir tık daha üstte biraz daha evet. böyle aydın görüyorlar ama e, kriter olarak halk daha komplika kriterlere belki de bakıyor kesinlikle mesela Deva ve Gelecek Partisi'nin mensuplarının dahi yargılanmasını istiyorlar. Yani mesela İmamoğlu aslında çok rasyonel bir şey yaptı. Herkese hitap edebilecek isimleri kendi otobüsüne topladı. Hayır. Biz haklıyız diyor. Taban CHP tabanı. Haklıyız çünkü iktidar olmaya sadece bizim hakkımız var. Bakın bu çok komplike bir cümle değil. Biz haklıyız. Çünkü sadece bizim hakkımız iktidar etmek, yönetmek. Evet. Diğerlerinin böyle bir hakkı yok. Neden? Çünkü bunlar göbeğini kaşıyan insanlar. Ya da kömüre makarnaya kanan insanlar. Ya da cahiller. Cahil söylemi genellikle üstün görüp kendini aşağıdakileri kötülemek için yapılır. Geçen haftalarda konuştuk. Tolerans meselesi de böyle. Bakın toleransta yine bir kendini üstün görme hali var ama CHP'nin tabanının büyük kesiminde tolerans bile yok. Yani ben üstteyim, sen alttasın, seni tolere edeyim, evet. hoş yani, göreyim tabii bu şimdi bile yok. Bu sözde mesela tuvalet terliği sözünde yani bu nasıl bir bakış açısıdır ki? Yani halkın e, Hani tuvalet terliğine bile oy vereceğini düşünüyorlar. Bu aslında şunu gösteriyor. Yani, ma, hani halkın bir makul kriterlere sahip olmadığını düşünüyor. E, Herhangi bir kriteri yok. Aynen halk... ve bu tamamen halk... Aslında kötülemesi ve <laughs> halk aşağılaması. Ama biz eskiden beri biliyoruz yani halk ile millet arasında bir fark konulur. Ama tam tersi mesela kendileri aslında çünkü orada onu söyleyen kişi şunu söylüyor tuvalet terliği bile olsa oy vereceğim. Evet diyor evet. ama o tuvalet terliği bir cisim haline gelip İmamoğlu gibi birisi <laughs> e, Erdoğan'ın karşısında rakip olarak çıkıyor yanına bir kadın gazeteci aldığı için oy vermeyeceğim diyor. Demek ki yani bir çelişkinin yanı sıra şöyle bir sorun var. Bence bir terazi var. İki kefesinde iktidara gelme arzusu var. Diğer kefesinde ise öfke var. Bizim CHP tabanının büyük kısmı iktidara gelemesem de sadece İktidara gelemesem de bazı kesimler ve isimler susmak zorunda. Konuşmayacak. Ben iktidara gelmemeye razıyım. Fakat ilginç bir şey bu öfkenin altında yatan şey haklılık. Kendini haklı görme %100. Aynı zamanda da muktedir olma yani yönetme yetkisinin de sadece kendinde olduğunun zehabına kapılma. Yani Bu da aynı zamanda şunu doğuruyor zaten. Mesela geçen senelerde de ya da geçen seçimlerde çok uzun süredir gördüğümüz bir şey bu. Ee, seçimi kaybettiğinde de kendinde herhangi bir kusur görmüyor. O zaman biz kaybettiğimize göre demek ki ve kusursuz olduğumuza göre demek ki o zaman halkın zekasında mesela bir sorun var. Evet makarna evet. kanıyor bunlar. Evet. Kömüre kanıyor. Veya bunlar zaten bir insan <laughs> sınıfında değil. Bunlar orangutan ile... Homo sapiens arasında bir yerde kalmış göbeğini kaşıyor adam. Şimdi sorun e, biz daha önceki haftalarda da hep konuşuyorduk. Kendimizi eleştirmek ile ilgili olmalı ve oradan başlamalı. Biz nerede hata yapıyoruz? Şöyle görüyorlar tam da sizin söylediğiniz gibi. Biz aslında yüzde yüz pür pak doğruyuz. Karşı taraf tamamen kokuşmuş durumda. Ya da saf saf derken temiz manasında değil, aklı ermiyor Hı. bu işlere. Bunu aslında mesela ideolojiler bölümünde de konuşmuştuk. Evet. Tam bir ee, kalt yapı var burada. Kesinlikle. E, şunu işte biz hani sınıf, bunun aslında dediğiniz gibi e, halka aşağılama şeklinde söyleriz mesela. Bunun aslında sınıfsal bir yanı da var. O sebeple en azından sınıfsal bir bakışı belki var. E, çünkü bu makarnaya kanıyor, kömüre kanıyorum. Bir altında da e, bunun bir yansımasını en azından ben görüyorum mesela. Ee, bu zaten biz işte e, ilerleyen hep 1 Mayıs gösterilerinde yani yeni bir tanesini geçirdik ve bu programda da onu konuşacağımı söyledim zaten. Ee, şunu sormak istiyorum: İşçi sınıfının yerine kavala nasıl aldı? Sol için. Vallahi şimdi işçi sınıfının yerine kavala nasıl geçti ya da nasıl aldı? Ya yani beni can evimden vurdunuz çünkü ben geziciyim. Dünyayı gezmeyi seviyorum. Ama Kavala'dan bugüne kadar bir para yardımı görmedim dünyayı gezme konusunda. Sponsorluk. Ve gezici dediğimiz zaman bunun yerine Kavala'nın geçmesi veya 1 Mayıs dediğimiz zaman bunun yerine Kavala'nın geçmesi bence orada bir müzmin durumun olduğunu gösteriyor. O müzmin durumun bir cümleyle özeti bence şöyle olabilir. Türkiye'de işçi sınıfı var mı yok mu sorusu bence Türkiye'de sınıf var mı yok mu sorusuyla ilgili. O yüzden 1 Mayıs birdenbire şekil değiştirip işçilerin haklarını talep etmenin ötesine geçerek özgürlükler ve haklar yönünde her türlü talebin boca edildiği bir potaya dönüşebiliyor. Burada eğer 1 Mayıs işçi sınıfının bayramıysa ki öyledir ve bu işçi sınıfı haklarını korumak ve zenginleştirmek için 1 Mayıs'ı bir araç olarak görür ve bugüne kadar kutlar, kutlamıştır. Bütün dünyada böyle. Ama şimdi biz mesela Kuzey Kore'de ya da Suudi Arabistan'da benim hatırladığım eskiden evet. öyleydi kesinlikle. Şimdi şu anda mesela işçiler için 1 Mayıs sadece bir tatil günü. Evet. Eskiden böyle değildi. Değil tabii. Ee, sendikalar böyle değildi. Ama bugün e, sınıfı geçtim ya da komünist partileri geçtim ya da sol partileri geçtim. Sendikaların kendileri bile e, işte Osman Kavala gibi mesela isim olarak e, nasıl geçiyor? Bunun temsiliyetini konuşmak gerek aslında. Çünkü ismi konuşmak önemli değil. Açık Toplum Vakfı'nın tamamen gündemi liberal olan e, Açık Toplum Vakfı'nın Türkiye temsilcisi olarak görülüyor. Resmi ya da gayri resmi ama böyle görülüyor. E, isim onu temsil ediyor. Bu nasıl oldu da? Liberal gündem yani solun ana gündemi haline geldi. Bravo çünkü çok önemli bir meseleye aslında parmak basıyorsunuz. Yani Osman Kavala açık toplumun mevcut olmasına e, çalışan birisi ve liberal bir taraf. Fakat işçi sınıfı dediğimiz zaman işçi sınıfının liberalizm ile bir çatışması var tarihsel olarak. Ve bugün de var. birden bire. Bu iki çelişkili durumun, demin de ona e, arz etmeye çalıştım. Bu iki çelişkili durumun aynı potada eritilmek istenmesinin sebebi, baskıcı görünen rejime karşı hak ve özgürlükleri talep etmek. Fakat biz özgürlükleri ve hakları talep ederken, o potanın içinde neler yaptıklarımız da önemli. Yani acaba biz, o nümayişler esnasında yani gösteriler esnasında ister 1 Mayıs olsun ister başka günlerde olsun. Hakikaten çok rahat bir şekilde herkesin konuşmaya e, hakkı olan platformlar mı oluşturuyoruz? Yoksa baskıcılığı benimseyen, adeta genlerine işleyen insanlar olarak oradan mı işletiyoruz? Aslında o ideolojik yaklaşımı yani aynı şekilde ya da sektör yaklaşımı yani dışlayan hiçbir şekilde ya tamamen kendi gündemini dayatan bir yaklaşımdan bahsediyoruz. Yani bir e, sınıfsal olarak aslında onu da e, onu sorarsak daha güzel ilerim. Çünkü sizin sorunuzdu sınıf var mı Türkiye'de? Onu aslında bir daha sormak isterim ben size. Bakın bence bu önemli. Suudi Arabistan'da sınıf var mı? Kuzey Kore'de sınıf var mı? Hatta ben sizi abartarak söylüyorum yani. Evet. Ama Amerika Birleşik Devletlerinde gerçek sınıf var mı? Bu kolay bir mesele değil bunun cevabını vermek. Bazı kriterlere bakmamız gerekiyor. Bu kıstaslara bakmamız lazım. Bir kere şimdi ben so evet araya şunu mesela çok klasik bir laftır ya da şimdi e, dalga zaten... geçecekler diyecekler. Amerika Birleşik Devletlerinde sınıf var mı dedi hoca. Kıstasları konuşunca anlayacağız bunun olup olmadığını. Evet, ben şunu söyleyeceğim. Ş söylenen sözcüklerse söz, cümlenin tamamını söylesem ve ona katılıyoruz mu, katılmıyoruz mu? Çelişki evet. ekonomik çatışma sınıfsaldır. Evet. Bu net ve altı çizilen bir cümle. Bu katıldığımız bir şey mi, katılmadığımız bir şey mi? Şimdi bu doğru olabilir. Çelişki tamamen ekonomik üzerine, ekonomi üzerine, iktisat üzerine, maliye üzerine kuruludur. Çatışma da saldır. Bakın. Şimdi bu var mı Türkiye'de? Veya dünyanın muhtelif ülkelerinde şuradan çıkar. Bir kere sınıf olabilmesi için, klas, bu sınıfın tarihsel olması gerekiyor. Yani tarihsel süreç içinde hem süzülecek hem de bir şuur oluşacak. Ben kesin kes şu sınıftanım. İster küçük burjuva, ister orta burjuva, ister büyük burjuva ya da işçi sınıfındanım ya da aristokrat sınıfındanım. Sınıf bilinci ne demek? Yani burada hani çocuklara anlatır gibi anlatmak istemiyorum. Ama öğrencilere anlattığım için bir bakıma da dilim oraya kaçıyor. Yoksa seyircimizin zaten bilgisi bu konuda çok daha engin. Sınıf bilinci şu demek. Kendi çıkarını kendi çıkarını maksimize etmek ya da kendi çıkarını temele alıp bunun üzerine bir hayat sürmek, fedakarlığı ise bir kenara bırakmak. Ben işçi miyim? Veya beyaz yakalı işçi, mavi yakalı işçi. Benim için sınıfımın çıkarı her şeyden önemlidir. Yani tren yolu. Bu ama aslında solun ya da ideolojinin tanımını ya da sınıf tanımının geldiği yer. Bu sınıfın tanımları. tanımıdır. Yani ben demir yolu işçisiyim. Ama milletin işine gidip gelmesi eğer grev yaparsam <laughs> sekte beni ilgilendirmez kardeşim. <laughs> evet. Benim fedakarlık yapmam beklenemez. Çünkü benim çıkarım nasıl maksimize edilmeye çalışıyorsa benim tarafından işverenin de çıkarı onun tarafından maksimizasyon. Yani öyle bir denge var ki herkes kendi çıkarını azami oranda koruduğu zaman bir denge oluşuyor. Herkes kendi çıkarını korusun. İşçiler işverenlerden sayı olarak daha fazla. O yüzden bir araya geldiklerinde çok daha fazla ses çıkarabiliyorlar ve hak koparabiliyorlar. Ama bizdeki sınıf var diyoruz. Fedakarlık üzerine inşa edilmiştir. Yani hastalara biz bakmak zorundayız. O yüzden biz grev yapamayız. İletişim, ulaşım, eğitim konusunda grev yapamayız. Memuruz grev yapamayız. Çünkü halkın kamu hizmetine ihtiyacı var. Bunlar sekteye uğramaması lazım. Nerede bizde sınıf bilinci? Tarihsel olarak sınıf bilinci nerede? Suudi Arabistan'da mesela işçi yok mu? Var. İşçi olmaz olur mu? Sınıf bilinci var mı? Yok. Amerika Birleşik Devletleri'nde mahsus kanırtmak için söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde işçi sınıfı bakın çok erken dönemde başladı. 1889, 1886'da başladı Chicago'da işveren pardon işçi sendikaları ilk kez işçi hareketini başlatıyor ve siyahiler ile beyaziler ya da siyahlarla be beyazlar bir arada ama bugün geldiğimiz noktada Amerika Birleşik Devletleri kapitalizmin öyle bir türünü işletiyor ki işçi dediğimiz sınıfın bilinci kötü burjuva denilen küçük burjuva ile e, bilinciyle karışmış durumda. Yani bir evim var, morguç. Arabam var, Morgut. Çocuklarım kalıçta okuyor, morguç. Problem yok. Sesini çıkarmıyor. Dikkat edin. Bir sınıf mevcudiyetinden bahsedebilmemiz için o sınıfa mensup olanların bilincinde, şuurunda benim çıkarım benden beklenen fedakarlıktan daha önemlidir. Aç kalmam ben. Beni ilgilendirmez kardeşim memleketin hayrı, kamu hizmetinin kesilmemesi. Böyle bir bilinç tarihsel olarak Türkiye'de yok. Amerika Birleşik Devletleri'nde vardı kesinti uğradı. Onun için Türkiye'de sınıf çatışması var mı? Bence sizin söylediğiniz gibi sınıf çatışmasından daha farklı bir çatışma var. Ve o çatışmanın esas aktörlerini deminki konuya bağlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı yürütüyor. Çatışmanın temelinde şu var. Tarihsel olarak 1923'ten itibaren yürütme, yasama ve yargı benim hakkım diyor. Diğerleri asla böyle bir hakka sahip değil. Çatışmanın temelinde bu var. Öfke temelli, öfke temelli bir mücadele var. İktidara gelme temelli değil. Kılıçdaroğlu ne dedi? Biz dedi tarihimizle barışmak. Hatırlıyorsunuz? Evet. Ben şunu söyleyeceğim. Ee, bu belki bilinç anlamında ya da çok idealist tanımıyla e, sınıftan bahsedemeyiz ya yani sınıf bilincinden bahsedemeyiz ama sonuç itibariyle bir orta sınıftan ve bir e, yoksul semtlerden bahsedebiliyoruz. Tarihte en azından daha fazla, daha keskin çünkü ayrımlar vardı. Çok daha e, bir getto, tarihte dediğimde 10 sene öncesinde belki ya da 15 sene öncesinden bahsediyorum. Tam anlamıyla bir getto yaşantısı gibi vardı. Bazı semtler gerçekten ekonomik olarak bazı semtlerden üstündü. E, ve sanki farklı ülkeler gibi ülke değiştirmişsin gibi bir atmosferin içine giriyordun bir semtten bir semte geçtiğinde aynı şehrin içinde. Evet. Bu biraz daha şu an e, belki daha e, eşitlenme gerçekleşti ya da daha kırıldı daha büyük bir kalkınma belki gerçekleşti ama bu anlamda kalan bir ben sınıf hafızası olduğunu düşünüyorum. Hı. Anlatabildim mi? Devlet evet çok iyi anladım. Bir sınıf hafızası kaldı. Biz üstündük ya da işte o orta sınıfın hani halkı aşağılamada da o yüzden bir sınıf çatışması olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ama buradaki sınıf ekonomik temelli mi, ideolojik temelli mi? İkisi, ikisi aslında birbirini besliyordu bana göre. Evet. İkisi birbirini besliyordu. Yani e, laiklik mesela bir sopa olarak kullanıldı dedik ya. E, ama aslında o laiklik de zaten get dolara sıkışmış bir laiklikti. E, bir mesela laik seküler hayatını layıklığın koruduğunu iddia ediyordu ama aslında layıklığı korumuyordu İçinde bulunduğu ekonomik durum koruyordu çünkü Hı. aynı şehrin içinde başka bir semte gittiğinde o seküler hayatı yaşayamıyorsan ki yaşayamıyordun o zaman demek ki ilkenin varlığı senin e, sekülerliğini korumuyordu demek ki senin ekonomin koruyordu senin seküler hayatına şimdi şöyle bir şey var yani yine belki hani hakikaten orijinal show olması itibariyle söylüyorum orta sınıf dediğin Ankara'da Esat'ta oturan ya da bahçeli evlerde oturan tipler. Bunlar o hayatı özlüyorlar. Yani Türkiye'nin 80'lerdeki, 70'lerdeki hayatını özlüyorlar. Daha eskiler tabii çok daha önce göçüp gittiler buradan. Bakın oradaki hayat şu idi. Alınabileceklerin sayısı azdır. Cebinizdeki para da kısıtlıdır. Çocuklarınız daha az okulda yüksek eğitim veren yani liselerden bahsediyorum. Daha az okulda iyi eğitimler alırdı. Türkiye özel ekonomisiyle ve özel siyasetiyle ayrıldı o eski Türkiye'den. O büyük bir travma yarattı. Ankara Esat, Ankara Bahçelievler, İstanbul'da da neredeyse öyle bir sınıf da yoktu. Yani işte Etiler, Levent. Dediğimiz eski semtler, görece eski semtler bambaşka bir e, profil çiziyorlardı. Yani Nişantaşı gibi semtler zaten her zaman batıya açık ve batıda yaşayan insanlardı. Yani İsviçre'de yüksek lisansını yapmış veya lisesini orada okumuştu. Zaman zaman gider gelir falan. Bakın buradaki problem şu. Türkiye bir kabuk ile dünya sistemi içinde korunaklı bir yerde duruyordu. Özal ile birlikte bu kabuk çatladı. Daha sonra AK Parti iktidarı ile birlikte bu kabuk atıldı. Bu şu demek? Rekabetin yüksek olduğu bütün okul sistemi için bu söz konusu. Bütün fabrikalaşma için söz konusu. Atölyeleşme için ses, söz konusu. Türkiye şuna karar verdi. Ben kabuk içinde yaşamak yerine kabuğumu kırdım. Ve dünya ile rekabet hangi şartlarda yapılacaksa serbest piyasa ekonomisi. Evet. Burada yaparım. Evet. Şimdi mesela ben bunu Hocam bir reklama gitmemiz gerek şu anda. Orijinal show reklamlardan sonra devam edecek. Orijinal show devam ediyor. Hocam, e, bu halk düşmanlığı terimini aslında ben çok sevdim. Bu benim üzerine hep düşündüğüm bir şey. Yani neyden, neyden kaynaklanıyor bu diye ve e, şu da aslında vardığım şeylerden bir tanesiydi. Solun e, bir ...romantik bir işçi sınıfı tanımı var. İşte böyle onuru için yaşayan, steril... ...o Yeşilçam filmlerinde aslında gördüğümüz... ...ailesini asla satmayan... E, ...işte işte o... ...Beyim sana iki çift lafım var... E, ...repliği ya da posterlerde gördüğümüz... ...işte pazulu... E, şey, ...örç... Dö e, ...çekiş döven, kitap okuyan mum ışığında... ...ama reelteye döndüğünde... ...işte futbol izleyen, işte... ...çekirdek çitleyen, başı kapalı... ...ya tezgahın başında... ...bir işçi... Yani, estetik olarak birbiriyle uyuşmayan, çatışan bir işçi var. Dolayısıyla bu kişiler sonuçta biz hani sınıf var mı yok mu tabii o işin ayrı tartışması ama bunlar bu sınıfın varlığını kabul ederek ya da yoksul semtlere savunduklarını kabul ederek kafalarında bir modele savunuyorlar ya da savunduklarını iddia ediyorlar. Ama realitede tam da söylediğiniz gibi bir neredeyse düşmanlık var. O işin realitesine mesela yoksul semtlerin realitesine bir düşmanlık var. Bu bunun kaynağı ya Murat Bey çok önemli bir şey söylüyorsunuz ama samimi olmak ve an, anını sevmekle ilgili olduğunu düşünüyorum. Şunu kastediyorum. Şöyle sorular vardır. Size imkan verilse hangi dönemde yaşamak isterdiniz? Samimiyetle ilgili bence çok önemli bir soru bu. Bazımız Fatih, bazımız Kanuni hani yüksek bir devir. Bazımız Mustafa Kemal Paşa, bazımız efendimiz, bazımız Roma filan diyor. Halbuki bizim bu anda bulunmamızın bir anlamı var. Bu anda bulunmamız hem insanları etkilememiz hem de insanlardan etkilenmemiz açısından önemli. Nostalji olarak başka bir dönemde yaşanmayı istediğiniz zaman etrafınızla veya başka bir mekanda etrafınızla olan irtibatı kesiyorsunuz. Ya benim aslında yaşamam gereken yer Norveç. Yok Finlandiya'da olabilir. İsviçre'ye de razıyım. Onun mesela dağlarında şalede oturmalıyım ben. Dediğin andan itibaren nankörlükle birlikte alışveriş yapabileceğin insan topluluğunu beğenmemeye başlıyorsun. mesela otobüste toplu taşı araçlarında walkman kulaklık neyse dinlemek de aslında dış seslerden rahatsız olup kendini başka bir mekan ve zaman algısı içine sokmak demek. Şimdi şöyle aslında işçi sınıfını gür gürbüz elindeki çekiçle örs veya işte dediğiniz gibi parasız, elektrikleri kesilmiş, ödeyemediği için faturasını ama mum ışığında gaz lambasında gözlerinin e, yorulmasını bahasına Dostoyevski okuyan ya da Brecht, Bertolt Brecht okuyan, hatta hadi Yaşar Kemal okuyan bir ideal tip inşa ederken gördüğü yani Sovyetler Birliği'nde belki böyle tipleri görüyorsun ya da Nazi Almanya'sında özellikle vücut çalıştırıyorlar. O faşist ya da sosyalist estetiği inşa etmek için resimlerle, sinemalarla, müziklerle konuştuk bunu da ideoloji kısmında. Burada gördüğü o değil. Çünkü sen zamanın ve mekanının içinde yaşamıyorsun. Doğduğun ve hayatını sürdürdüğün mekanın içinde yaşamıyorsun. 5-10 kişiyle kendini kapsetmişsin. Kendi görüşünden olanlarla sürekli bir öfke, bir iğrenme tiksinme halindesin. E, ya bunlar olamaz bizim inşa etmek istediğimiz cumhuriyetin temel unsurlarından biri olan işçi. Bunlar olamaz bizim Efendimiz diyerek e, perestiş ettiğimiz köylüler. Bu değil. Çünkü o köylü hala şuursuz bir şekilde AK Parti'ye oy veriyor. Veya MHP'ye oy veriyor. Veya işte gidip başka bir partiye... Bunları nasıl bilinçlendireceğiz? Bakın buradaki problem şu. Buradaysan bura insanının eleştirisini yaptığın gibi buranın insanını da sevebilmelisin. Ya da realitesini belki tanımalısın. Ya sevmek, da realitesini mesela sevmek zorunda belki değildir. Ama realitesini değil mi? Kabul etmek zorundadır diye. Sevmek zorunda mıdır bilmiyorum da. E, Sevemezsen bence... mutsuz olursun. Olur evet. Ama e, çünkü bu da nişan... dayatılacak bir şey değildir anlamında söylüyorum. Hayır soruyorum. çünkü nişan taşına çıkar, dayatılacak bir şey değil. Ama nişan taşına çıktığın zaman o kadını, köylü, işçi kadını da göreceksin. <laughs> Beyoğlu'na milletin kıyafetini beğenmedikleri için girişi yasaklamanın altında böyle bir modernizasyon idesi yatıyor. Şimdi ya bu Fransa ne kadar güzel bir ülke. Herkes okuyor biz niye acaba bunu tesis edemedik sorusu samimi ise anlamlı fiksinti içinde soruluyorsa <laughs> realiteden kopuk hayali bir dünyada ve sürekli mutsuz. Çünkü iç içe geçmiş durumda sizin söylediğiniz gibi yani gettovari e, mahalleler <laughs> birbirinin içine geçti artık. Evet. Harika siteler çıkıyor bir yandaki mesela e, yıkık dökük binalar arasında. Evet. E, bu halk düşmanlığı nasıl ya da mesela şunu söylediniz ya işçi sınıf ya da e, işte AK Parti'ye oy veriyor diye mesela yine o bir tanımı vardır mesela Burjuva Partisi. Bu tanımı mesela nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle bir tanım e, yapılıyor ve sonra deniyor ki dolayısıyla Burjuva Partisi'ne oy vermemesi gerek. yok Yoksulun, işçinin, köylünün, köylünün oy vermemesi bravo. gerek ama veriyor. Evet. Ee, bu da mesela bir halk düşmanlığı doğuruyor. Bu tanım bir kere kendisi e, bir karşılığı var mı? Yoksa aynı şekilde o, aynı bir işçi yarattığı gibi zihninde romantik bir tanım yaptığı gibi bu da aslında romantik bir tanım mı? Çünkü ne demek oluyor? Mesela bu parti dediğimiz sonuçta koskoca bir teşkilattan bahsediyoruz. İçinde e, çok sıradan bir üye de vardır. Çok sıradan bir e, küçük bir ilin küçük bir ilçesinde çok sıradan bir ilçe yöneticisi de vardır. Tabii ee, Başka yerde başka biri de vardır ama tabii e, çeşitli bunun şundan bahsediyorlar tabii işte tabi Burjuva Partisi derken politikalarından bahsediyorlar Hı. ama e, kendi politikasında ya da kendisinin yönlendirdiği politikadaki e, dan da çok da büyük böyle bir farklılıklar zaten ortaya koymuyorlar. Şimdi ben yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediğini duyuyorum. Diyor ki biz serbest piyasa Hı. ekonomisinin muhafazası konusunda garanti veriyoruz. Her zaman bunu mesela evet. doların yükseldiği zaman da söyledi. <laughs> yani asla piyasaya e, aşırı bir müdahale taraftarı değiliz. Peki evet. bakın burada yani sol şunu söylüyor diyor ki bunlar e, Burjuva Partisi'ne oy veriyorlar çünkü evet. uyanmamışlar. Evet böyle diyor. Ama demin söylediğim şey çok ilginç. Uyanmamışlar dedikleri <laughs> kesim içinde aynısına yani sola da oy verenler var. <laughs> Fakat bu sol işçinin ve köylünün hakkını çelişkili olarak AK Parti kadar savunamıyor. Bakın burada işte bir problem var. Serbest piyasa ekonomisini teminatını veren bir parti olarak AK Parti sol parti olarak ortaya çıkmış olan partilerin işçi ve köylünün haklarını koruduğundan daha fazla koruyor. E bu bir problem işte sol partiler için. Demek ki bir problem var. Yani biz ne yaptık diye baktığımız zaman Türkiye'de... Konumayı geçtim belki tanımıyorlar bile çünkü. Mesela bence tanımıyorlar. Mesela kömür mevzusuyla dalga geçmeleri e, bence bunu gösteren bir şey. Kömür verilmesi ya da bu işin hani bir e, rüşvet gibi adlandırılması. Nitekim zaten sonrasında kendilerinin de e, dağıttığı şeyler mesela ortaya çıkmıştı. Aynı yere gelmişti konu. Tarihin ilginç bir faydacı tarafı var kanuni adalet dairesi dediğimiz yani adalet dağıtmak babında diyor ki ya şu İstanbul ahalisinin su problemi sudan çektiği kadar başka bir şey çekmedi kardeşim. Temizlikle ilgili hastalıklar patlıyor. Ya şu Justinianus zamanında imparatorluk zamanında yapılan kemerlerin tamiratını yapalım ve biraz daha fazla su getirelim. Rüstem Paşa'nın söylediği şey damadı vezir azam. Çok önemli. Çok önemli. Diyor ki padişahım, hünkârım biz bunu yaparsak İstanbul'un nüfusu patlar. Hizmet götürme. Hizmet götürürsen nüfus patlar. Şile yolunu yapma. O şile dokunulmazlığıyla güzel. Şile yolunu ulaşılabilir kılarsan oraya halk dolar. İstanbul'a barajları şunları bunları çeşitli şekilde suyunu temin eder, getirirsen İstanbul'a hizmet getirmiş olursun ama İstanbul'un azınlıkta kalan saka suyuyla da idare edebilen o aydın kesimi bu hizmetten elbette yararlanacak ama dışarıdan da bir sürü göçmenin gelmesiyle büyük bir felaketle karşılaşacak. Aynı mantık. Hizmet götürme dokunulmaz kalsın orası. Fakat işte serbest piyasa ekonomisinin teminatını vermeye çalışan ya da veren AK Parti'nin temelinde şu var. Hizmet götür. Metro yap, metrobüs yap, demiryolu yap, uçakla gönder, her ile bir bilmem havaalanı aç. Yeter ki beğenmediğimiz o işçi o köylü sepetin içine turşusunu tıkıştırsın. Uçakla da olsa memleketinden İstanbul'a gelsin, rahatlıkla gelsin. Bu hizmet götürme sol cenah tarafından şöyle algılanıyor. Bu hizmetler çok iyi ama sadece bize özgü olmalı. Maliyeti yüksek ya olsun ki. kaybı olarak bırak, görülüyor. Maliyeti yüksek olsun ki benim yanımda poturlu ya da evet. şalvarlı köylü hanım oturmasın. O öyle egzotik. Egzotik dışta demek. Egzotik bir figür olarak kalmalı ki gitmesen de o köy senin dirinin içinde yer alan biri olsun. Ben bir doğa gezisine ya da bir arkeolojik geziye çıktığım zaman o köylüden bir ayran içeyim. Ama o onunla yetinsin. Buralara gelmesin. Ama senin bir problemin var. Buralara gelmeden onu inşa etmeye çalıştın halk evleriyle ya da birçok yan kuruluşla bunu yapamadın. Yani piyanolar vardı, stenolar vardı. Yok canım öyle büyük bir ürün çıkmadı. Kimse kendini kandırmasın bir tarihçi olarak söylüyorum. Büyük ürünler çıkmadı halkı ve köylüyü eğitme konusunda. Senin problemi şuysa bunları ben eğiteyim güzel sanatlara. Bakın o zaman ismek gibi bir problem karşısında ismek gibi bir çözüm üretiyorsun. Sonra bunlar akim kalmaya başlıyor. Kardeşim gerçekçi olmak ve bir problem daha söyleyeceğim. Bence psikolojik bir şey. Söyle. Yok B bir şey söylemeyeceğim. Siz devam edin hocam. Felaket tellallığı diye bir şey var. Felaket tellalı o felaket gelince mutlu oluyor. <laughs> Bak çok üzücü bir şey söylüyorum Murat. Şunu kastediyorum. Çevre Sorunlarını, felaket tellallığı yapanlar gerçekten çevre sorunu yaşadığımız zaman mutlu oluyorlar. Üzülmesi gerekirken. Ben söylemiştim. Müsilaj çıkıyor, balıklar ölüyor bilmem ne, hava ısınıyor. Bunun tellallığını yapıyor ya bütün kimliğini bunun üzerine inşa ediyor. Evet. Mevcudiyetini, varlığını. Bu olay olunca biliyorum o solun içindeyim aynı zamanda. O felaketin tellallığını yapan isabetli görüş serdetmiş olmasından tatmin oluyor. Bu çevre değil sadece mesela ekonomik kriz içinde geçiyor. E sonra... tabi kesinlikle öyle. Ben söylemiştim bu AK Parti bizi batıracak. Ben söylemiştim bu yani dünya kapıteriz... takdir... Yani ee, bayağı Doğru bir, değil gerçekten ama. bir mutluluk var bir kesimde. Kesinlikle. E, ve sahte bir böyle ülkem için üzülüyorum amalı başlayan cümleler. Ee, mesela 3 gün sonra da sonuçta dolarda da bir e, aynı yerde kalmıyor. Üç gün sonra azaldığında da mesela sesinin e, biraz sessizleşmesi. Bence senin e, söylediğin şey çok önemli. Kimlik inşa ederken tek bir yöne bağlı olmak yerine <laughs> ve başkalarının düşüncelerini aktarmak yerine kendi düşünceni inşa etmen ve çok <laughs> yönlü olmak lazım. O da sizin söylediğiniz aslında şununla örtüşüyor. Mesela sınıf bilincinin Türkiye'de yok dedik ama bir pragmatizm yani her insanın kendi çıkarını düşünmesi söz konusu. Ee, ama ideoloji ağır bastığında kendi çıkarının önüne ideolojinin çıkarını koyduğun için aslında bazen yanlışa düşüyorsun Süper, diye Süper ben de onu yanlış söyledim. Ama sıradan halk e, pragmatist ve sıradan halk kendi çıkarını düşündüğü için totalde e, ya yani küçük çıkarı düşündüğü için totalde daha makul bir sonuca ulaşabiliyor diye düşünüyorum. Ben senin söylediğini kabul ediyorum. Çünkü demin ben menfa e, 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 şey menfaat ile... Fedakarlık arasında hmm. bir denge kurmuştum. Evet. İdeoloji de tabii burada işin içinde. İdeolojim için diyor kendi çıkarımı peşinde koşmak, büyük çıkarın peşinde koşmak yerine küçük bir çıkar elde edersem bir yerde bir memuriyet, bir yerde bir işçilik. Ondan sonra işçilik haklarından bana ne diyebiliyor. Evet. Şimdi hocam, e, siyasete bayağı girdiğimiz için bir kısmını daha soracağım. Çünkü iş, madalyonun bir de öteki kısmını soracağım. Mesela işte hizmet götürme konusunda e, bir anlatı yaptınız. Ve AK Parti'nin de gerçekten zaten en çok övündüğü nokta bu oldu. Hizmet gitmeyen yerlere hizmet götürmek. Ama AK Parti'nin içinde de mesela şunun tartışması var. Diyorlar ki, buraya yıllardır hizmet gelmiyordu. Biz de buradan mesela atıyorum %70'e yakın oy aldık. Hizmet götürdük, burayı kalkındırdık. Oylarımız düştü. Hı. Ve mesela onlar da e, hatta bazen yani bunun sebebini mesela bulamıyorlar. Hı. Sizce ne? Şimdi bir, mesela şöyle şeyler de var. Diyorlar ki, ölsem de AK Parti gibi bir partiye oy vermem. Belediyecilik hizmeti süper de olsa. Şimdi bir de böyle de var. Yani ben bütün o toz toprak inşaat içinde yaşamaya razıyım. AK Parti'ye vermem. Verem, yani benim elim kırılsa tuvalet terliğine veririm. Büyük bir rezalet. Bu cümle sarf edildi ya Türkiye'de büyük bir rezalet. Bir de hizmet götürüp oyunun düşmesi meselesi. Yani 70'lerden veya 65'lerden 30'lara düşüyor. Burada yani bölge kalkındıkça ya da ekonomik olarak geliştikçe aslında biraz da ben o, o sebeple sınıfsal bakışı kesmiyorum. Evet. Veya. Çünkü orta sınıflaştıkça orası alt sınıfken orta sınıf olmaya başladıkça e, bu siyasi tercihini de etkiliyor. Evet. Ve siyasi tercih etkileyip işte tam ters bir denge çiziyor. Normalde işçi sınıfı iken Sola vermesi, orta sınıf olduğunda sağa vermesi beklenirken Tersi işçi oluyor. sınıfı iken sağa verip e, tabi bu da aslında bence e, solun aslında liberal gündemlere kaymasından dolayı diye düşünüyorum. Kesinlikle bir kere solun liberal gündemi takip etmesi büyük bir çelişki aynı zamanda solun oy kaybetmesine sebep oluyor ama demin söylediğimle ilişkili yani Ak Parti diyelim bir ile veya bir bölgeye müthiş bir hizmet götürdüğü zaman orada bir zenginleşme olunca şöyle bir şey oluyor. Ben kendimi kurtardım. Bundan sonra e, kendi sınıfımın kendi sınıfımın çıkarını, yüksek menfaatini zor çünkü ve uzun süreli takip etmek zorundasın. Beni ilgilendirmiyor. Ben kendimi kurtardım mı? Bir belediyede veya bir yerde işe girdim mi? Tamam bundan sonrası beni ilgilendirmiyor. Ya yine küçük çıkarına tatmin ettiği zaman tam sizin söylediğiniz gibi pragmatik bir tarafı da var. Bu yüzden oylar düşüyor. Evet. Ee, bir başka bir kesime geçeceğim. Türkiye'de aslında şu an yükselen, biz ırkçılık bölümü de mesela bununla ilgili yaptık. Seküler milliyetçiliğin. Bunun da, çünkü şimdi biz soldan bahsettik ve solun liberalist, liberal gündeme ilerlemesinden bahsettik. Aynı zamanda da bu muhalefetin aslında şu an içindeki çatışmasının da bir kaynağı diye düşünüyorum ben. Ee, eskiden daha fazla daha ağırlıklı olarak sol düşünce varken muhalefetin içinde şimdi bir seküler milliyetçilik eskiden bizim e, marjinal gördüğümüz bir düşünceydi ama bir ağırlık kazanmaya başladı. Hı hı. Ee, işte hem çeşitli partiler hem de mevcut partilerin söylemlerini biraz e, oraya kaydırması. Bunun da bunun etkisinde yine sınıfsal bir yanı var mı ya da orta sınıfla bir ilgisi var mı diye ben düşünüyorum. Yani peki oradan nereye varıyorsunuz? Benim vardığım e, şey biraz da şu aslında bu e, mülteci krizine de ya bu, bu sığınmacılarla ilgili probleme de getiriyorum ben bunu. Aynı şekilde e, bu kafadaki zihindeki daha doğrusu romantik işçi sınıfı tanımıyla e, gerçek işçi sınıfının örtüşmemesi gibi e, sığınmacılarda da aynı bir estetik kaygının aslında e, ortaya çıkması ve bir bir orta sınıf ve alt sınıf çatışmasının da ırkçılık ya da milliyetçilik olarak yansıması olarak. Ya bunu siz söylemiştiniz. Bazen de, ben de okuyorum. Zencilere karşı bir problemimiz yok diyor yani siyahilere karşı. Bunun bilinçaltı ya da bilinç dışı şu zenci bütün zengin batı ülkelerinde yani siyahi evet. mülteci Zengin batı ülkelerinde de olan bir şey. Paris'te, Londra'da, futbolculara bakın Berlin'de, İtalya'da her yerde siyahi vatandaş var. Yani biz de zenginiz ki demek ki bize de geliyorlar gibi bir bilinç dışı okuması var. Bir de tabii zenginin, e, siyahinin ırkçılıkla ilgili doğrudan e, törpülenen bir tarafı var. Yani ona karşı tepki gösterdiğin zaman doğrudan, doğrudan ırkçı oluyorsun. Bravo. Evet. Şimdi... Ee, öteki de aynı snopluk, burnu büyüklükle aşağılanıyor. İğreniyor yani. Şöyle iğreniyor. Mesela düz kafalı, Arap, Filistinli, Suriyeli, Afgan. Kıyaseti kardeşim beni irite ediyor diyor. Yani me öteki mesela ne tür göçmen olabilir? Bakıyor sarışın olsa ya niye bu Ukrayna'dan yeterince göçmen almadık? Ya mesela onlarla bunların yerini değiştirsek. Bunları hep konuştuk. Fakat bence e, bizim Şen Profesör Şen var. Adam mesela çok heyecanlı değil mi? Kardeşim diyor hukuktan bahsederken böyle. Kardeşim 1951 Birleşmiş Milletler mültecilerin hukuki statüsüne ilişkin Cenevre Sözleşmesi var. Ha buradan o Profesör Şen'e de söylüyorum. Millet irite olmaya başladı onun bağırışlarından. Bugün Burgazada da solcu arkadaşlarım bana dedi ki biz Ersan Hoca'yı çok seviyoruz fakat nedir yani bu artık? Şimdi Türkiye Cumhuriyeti bu sözleşmeye imza attı. Fakat coğrafi kısıtlama ile imza attı. Bu şu demek. AB ülkelerinden gelmiyorsa birisi evet. o mülteci değil. Türkiye'deki Afgan Suriyeli Filistinli mülteci değil. Adı değil. Hukuki statüsü değil mülteci. O yüzden Suriyeli mülteci, Afgan mülteci diye bir şey yok. Olamaz hukuken. Sığınmacı Bu... olarak, olarak. Hayır bunlar şartlı mültecidir. <laughs> ve geçici koruma statüsü altındadır. Geçici koruma ve şu üçüncü ülkeye gönderilene kadar bunlar geçici koruma <laughs> statüsünde. Yani biz bunları geçici koruyoruz. Göndereceğiz ve dikkat edin. Mülteci olarak kabul etmiyoruz bunları. Mümkün değil. Biz bunu kabul etmiyoruz. AB ülkelerinden gelenleri mülteci statüsüne dahil ediyoruz. <laughs> Millet bunu bilmiyor. E bu neden söylenmiyor? Bugün 200 bin 950 tane e, Suriyeli vatandaş yapıldı. <laughs> Bakın bunlar... Geçici koruma statüsündeydi, vatandaş yapıldı. Bu bilgiler önemli bilgiler ve biz sürekli e, geçici koruma statüsünde olup bu geçici statüyü üçüncü ülkelere gönderemediklerimizi de kendi ülkesine gönderiyoruz. <laughs> Fakat kardeşim senin daha önce konuştuğun bir şey vardı. Bu insanlar mazlum ve insan. İster geçici koruma statüsünde olsun, ister kaçak yollarla girmiş olsun, bu adam <laughs> benim, zevkine gelmiyor benim, yani. Benim söylemek istediğim aslında şu, bu insanları örnek tabi. E, Hayır, öfke, bunları insan öfke. olarak görmüyorlar Murat evet, Bey. Öfkeyi gösterirken çeşitli tabii, bir çünkü gerekçe üretmesi gerek çeşitli gerekçeler üretiyor. İşte kültürlerine, bunların kültürü e, şöyle, bunların kültürü böyle gibi e, gerekçelerle yapıyor. Ama günün sonuna baktığımızda bence aynı bu turşu bidonu taşıyan teyzeyle yan evet. yana oturması gibi ortada bir hissettiği bir imtiyaz kaybı olduğunu ben düşünüyorum. Kesin. Çünkü bunun yaşadığı mahalleye, e, mahallede ya da e, örneğin şunu diyeyim, isim de vermeyeyim hatta çok zengin bir semt, semti diyeyim İstanbul'un. E Oraya de, ne olacak yani? Ya e, herhangi bir zengin mesela bebeğe gidip oturduğunda tamam. bir kafeye e, mülteci krizi yok bunun için. Çünkü orada sığınmacı yok. Evet. Sığınmacıların gidemediği bir yer. Ama bu kişinin belki orta sınıfın burada ekonomik olarak e, orta sınıfın da ekonomik olarak aşağı çekilmesinin de etkisi olabilir. Bebeğe gidip oturamadığında e, gittiği yerde yanına yanından bir Afgan geçtiğinde e, bu olay sadece Afgan'ı e, işte bahsettiği, bahane ettiği kültürel eksikliğinden vesaireden dolayı değil aynı oturuşu bidonuyla yan yana oturan e, kişi gibi hissettiğini düşünüyorum. Yerinde güzel diyor. Yani ben o tür şu evet. bidonlu Afgan'ın, yani orada bir köy Yıllarca e, Amerika, evet tabi yerinde güzeli aynısına çıkıyor. Yıllarca sonuç olarak o Afganların bombalanması üzerinden siyasi kampanya yürüdüğü bir slogan Süper. yapmış bir e, ideolojiden normalde bahsediyoruz sol ideoloji derken. Yani mesela bizde 17 bin Afgan türkü vatandaş yapıldı. O 101 bin Ahıska türkü, yani türkü kelimesini hani öyle anlayalım. 6787 Uygur vatandaş yapıldı. Şimdi bakın yerinde güzel demek şu demek. Afganistan'a gittiniz. Süper koket yani acayip havalı birisisiniz. Fakat ona uygun safari kıyafetleri giydiniz. Başörtünüzü de boynunuza sardınız. Şapkanız da güzel. Otobüse bindiniz. Yanınızda çarşaflı, çadorlu, Afgan kadını onun kucağında Yeşil gözlü bir Afgan çocuğu. Bu çok romantik bir manzara. Yerinde güzel. Adam yerinde bombalanıyor. Ölüyor. Yani ölen senin mülteci falan yok işte efendim. Ya da sadece bombalanması değil ekonomik zorluk yaşıyor vesaire. Veya evet. baskı görüyor siyaseten. <laughs> veya ekonomik olarak evet. mobbing altında. Yani Çünkü onu diyorlar. burada savaş yok diyor. Buradan niye gelmiş diyor. O yüzden onu da belki onu da eklemek gerek. Illaki savaş, illaki bomba yağması gerek Türkiye, kendi başına. Türkiye, AB'ye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Kanada bir sürü mülteci veriyor. Burada savaş yok. Evet. Sen bu ülkenin şartlarını beğenmediğin için çeşitli mobbing du öyle söylüyorsun. Ben siyaseten mobbing görüyorum diyor. Mali bakımdan mobbing. Ben evet. gelmek istiyorum. Kardeşim mültecilik bir haktır. Fakat Türkiye AB dışından gelenleri mülteci evet. kabul etmez. Tekrar ediyorum. Bu Cenevre Sözleşmesi olmasa bile gelen insan <laughs> mazlum. Kimse yurdunu bırakıp gitmek istemiyor. Bunlar insan ve bu taraftan bakmak zorundasın. Ben mesela şöyle şeyler duydum. Şimdi bana tamam linç başlıyor. Söylüyorum Murat Bey. Adam kızları arkasına alarak selfie çekiyor. Bunu Türk de yapıyor. Yapıyor, yapmıyor değil. Şunu diyor, bunu Afgan yapamaz. Ya bunu Türk yapıyor mu? Yapıyor. Bunu istersen tırnak içinde söyleyelim. Beyaz Türk yapıyor mu? Yapıyor. O yapamaz. Çünkü burada kendini ezik ve hayvan gibi hissetmesi lazım. Bizim yüzümüze bile bakamaz. Sen gözünü dikerek bana nasıl bakıyorsun? Havası var. Kardeşim bunu Türk yapınca hakkı veya büyük bir problem değil. Ay terbiyesiz ne yapıyorsun? Oramı boramı çekiyorsun gibi bir tepkiyle karşılar. Öteki türlü eziyorsun. Sen mülteciysen ezileceksin. Ezilip büküleceksin. Karşımda öyle bir insan hakkı falan filan gibi maval okumayacaksın. Ben şunu şöyle okuyorum. Adam bayağı bu memlekete alışmış ve istediği gibi davranıyor. Mesela adada yaşıyorum ben. Vapura biniyorlar. Bazıları çok efendi. Bazıları şen şakrak çocuklarıyla oynuyorlar. Efendim kendi aralarında şak. diyorum ki evinde gibi hissediyor adam ya. E çok iyi. E çok iyi kardeşim. Ben Avrupa'ya gittiğim zaman ezilip büzüleyim mi? E, bunlar çok yüksek kültürden. Niye ezileyim büzüleyim ya? Neysem oyum. İtalyan buraya geldiği zaman nasıl şen şakrak, gürültülü <laughs> şekilde konuşuyor? Bu da Afgan Öteki de Suriyeli, bir iki Uygur. Yani burada bu görüntü mesela o selfie mevzusu tabii ki bir tacizdir. Ama tamam ama bunu mevzu, Türk de yapıyor. Ben anladım demek istediğinizi. Ee, burada benim e, benim de tam olarak mesela bana da sonuçta mesela özel hayatıma falan da geliyor. Neden bu kadar e, hani Görmüyor musun burada taciz var? Neden kendinizi tamam. savunuyorsun? E, birincisi yok. tabii ki suçun bireyselliği. İkincisi de şu, ben e, tam olarak aslında bu imtiyaz kaybından doğan rahatsızlığı. Gördüğüm için o kişinin tacize tepkisini de samimi bulmuyorum zaten. Ya bir de şöyle ırkçılıkta konuştuk. Adalet temelli de olsa ırkçılıktır. Adalet temelli. Evet. Biz ne demiştik hatırlıyorsunuz? Göçmen kültürü Türkiye'de çok yüksektir. Yani biz çok göç aldık. Evet. İster mülteci olarak, sığınmacı olarak, isterse muhacir olarak hicret edenler. Her zaman onların yaşamlarını sürmeleri için ya adam yurdundan koptu geldi. Üzerinde kürk var kadının. Bulgaristan'dan gelenler. Kürklü kadınlar. Adamların başında fötr. Veyahut da kasket. Lan bunlar bu kadar zengin mi? Hayır. Taşıyabileceğiniz eşyayı alın dediler. Böyle Hı -hı. değil elinde değil. Millet parasını saldı. Kürk aldı. Buraya geldi o parayı satıp. Bir iki ay üç ay geçinebilmek için bir formül buldu. Şimdi buraya geldi ya ona devlet toprak verdi. Çift verdi. Yani büyük büyükbaş hayvan verdi. Bizim köylüler feryadu figan. Bunlar Müslüman, bunlar Türk soylu. Niye kardeşim şöyle diyorlar? Sürünsünler. Benden daha fazla imkana nasıl sahip? Ya senden daha fazla imkana sahip değil. Zaten bir düzen kurmaları için ağaç veriliyor, fide veriliyor. Eski zamandan bahsediyorum Osman zamanı. Evet. Fide veriliyor, ağaç veriliyor veya bir arazi veriyor. Ya da diyor ki sen şu ormanın şu dallarını kesebilirsin. Adam yaşayabilsin insanlık namına gösterilen bir şey. Adalet temelli de olsa söylem ırkçılığa kaçar. Söylem insan sevgisizliğine kaçar. Çeşitli dereceleri var bunların. Sen zengin bir ülkesin. Kerizlik değil bu. Milleti alıyorsun ucuz işçi. Kardeşim bunu yapan işveren ile ilgili bir meseledir bu. Yine suçun bireyselliği söz konusu. <laughs> Sizin söylediğiniz gibi. O selfie'yi çeken çocuk elbette ki tacizde bulunmuş oluyor. Ama bunu Türk de yapıyor. Hiç rastlamadık mı AVM'lerde bilmem nelerde? Tabii ki rastlak tabii ki yapılıyor. Ee, ben dediğim gibi ben ben mesela o mülteci şeyinde biraz o yüzden bu aslında sınıfla ilgili mesela konuş, konuştuğumuz bir e, programda ama o yüzden buna da giriyorum. Çünkü mülteci meselesinde de ben aynı nefretten kaynaklı aynı şeyden kaynaklı sınıfsal bir bakış da görüyorum. Aslında evet, Almanya Almanya'daki bu, Türklere bu, yönelik Evet. A değil e mi? Yani biz tenezzül edemeyiz pis işleri yapmaya. Ama bu <laughs> Türkler bütün pis işleri yaparlar. Fabrikalar... İşte pis işleri yaparken iyi ama ondan sonra mesela e, tabii işleri büyütüyor bu kişiler orada. Eee bunlar ne oldu ya ya geliyor iş ondan Çünkü sonra. Çünkü orada bir ceht var. O ceht ile tutunmaya çalışırken topluma ve ekonomik olarak çocuklarına bakmak isterken o iş kolunda öyle bir beceri gösteriyorsun ki hemen kendi dükkanını açıyorsun ya da ustabaşı oluyorsun. <laughs> Almanya'da Türklere yapılan ile bizim bugün Afgan ve Suriyelilere, Suriyelilere yaptığımız aynı şey fakat statü farkı var. Bizi davet ettiler, biz gittik işçi talebinde bulundular. <laughs> evet. Ama bakış aynı bakış. Burada emin olun, bakın çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Eğer doktor ünvanınız yoksa bugün en yakışıklı Türk ya da en güzel Türk beyaz, bembeyaz, harika şapkalar, çantalar, kıyafetler Almanya'da yine Türk olduğunuzu öğrenince sizi küçümserler. Doktor ünvanınız yoksa. Doktora çünkü başka bir şeydir orada. Evet. Tabipten bahsetmiyorum. Anladım. Doktor Ünvan olarak. Ünvan size, akademik ünvandan. Bakın çok acayip bir şey. Ne kadar onlara benziyor olsan da fiziken bembeyazsın falan hiçbir şey fark etmez. Çünkü prejüje dediğimiz ön yargılarla dolu bir toplum. Büyük çoğunluğu itibariyle Almanlar. Yaşadıkları için Kreuzberg'e gidin. Strasse'ye gidin. Yaşadıkları için tecrübe yoluyla da ya da bit tecrübe denir ona. Tecrübeyle de sabit bu Türkler böyle. Biz ne diyoruz? Bu Afganlar böyle. Niye selfie çekiyor? Kardeşim bunu Türk de yapıyor, Avrupalı da yapıyor. Buraya gelen bir tane İtalyan erkek arkadaşım. Ya bu Türk kızları da çok enteresan, çok çekiciler dedi. Biraz böyle fotoğraf çekti. Kendi Instagram'ında da paylaştı. Bizde algıda seçicilik oluştu. Sizin söylediğiniz gibi yerinde güzel ama burada çok çirkin. Bu böyle çalvarlı, malvarlı bir de çiçekli giymiş falan. Ayağında da şimdi o yerinde güzelle de ilgili tabii şimdi bu aslında aynı nefretin bir ürünü olarak işte Pakistan'ın zaten kültürü şöyle, Afganistan'ın zaten kültürü böyle. Ya bu inanılmaz bir şey, inanılmaz bir anlatı. O zaman demek ki Amerika iki bombaladı buraları diyeceğiz. Hadi biraz temizlendi dünya. Ona çıkıyor bu. Demek ki bu kişi Amerika bombalarken o iyi tecavüzcü ölüyordu diyor. Ve aynı Afganlar ya da aynı İranlılarla ilgili olarak 70'lerin fotoğrafları nostalji olarak paylaşılıyor Hı -hı. sosyal medya mecralarında. Kızlar mini etekli, ee, dize kadar çizmeler var. Saçlar kabarık, arabaların üstünde poz veriyorlar. Afganistan da olabilir. Hı -hı. Efendim e, İran da olabilir. olabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani şıklık evet. meraklısıyız biz. Genel olarak söylüyorum. Tabii ki bunun dışında hakikaten insanı insan olduğu için seven birçok kimse var Türkiye'de yaşayan. Entelektüel olarak yüksek birçok insan var ve sol kesim liberal kesimi de Müslümanlar ile birlikte hareket ediyorlar diye acayip eleştiriyor. İşte bunlar evet ama yetmez ciler diye aşağılanıyor. Neden? Siz başımıza bela ettiniz. Yerinde güzel ama burada çirkin duranlar. Davamıza ihanet ettiniz demeye getiriyorlar. Evet. Ben aynı konu biraz mültecilere geldiği için özellikle de Almanya'daki Türklerden mesela bahsettiğimiz için sormak istediğim bir şey var. Şimdi Almanya'da Türkler mesela Türk bayrağı açarlar, gezerler, dolanırlar ve hiçbir Alman yani tabii ki vardır. Kesinlikle. Ama Almanya bundan. Kompleks yapmaz. Acaba burası Türkiye mi oldu kompleksi? Ee, ben mesela çok sosyal medyada takip ederim. Hı. Almanları da takip ederim. Çok fazla rastlamadığım ama bizde mesela bu Afgan bayrağı konusu da e, inanılmaz gündem oldu. Bir Afgan bayrağın bayrağını açmış. İşte Türkiye topraklarında Afgan bayrağı. E, mesela bunu şöyle yorumlayanlar da oldu. De, de büyük, yani neredeyse ülke elden gidiyor şeklinde bir yorum var. Sizin yorumunuz ne? Almanya ile Türkiye'yi karşılaştırdığımız zaman ortaya çıkan bu farkla ilgili. Benim yorumum, ben mesela bunun üzerine de düşünüyorum. Benim mi vatan sevgim eksik, eksik acaba? Ben kompleks yapmıyorum. Afgan bayrağı açtı diye ülkem, devletim elden gitti, bittim. Ee, ya da bunu böyle direkt bir hakaret olarak kendimi algılayıp, e, kendi kültürünün bayrağını açtı, ise açtı. Sonuçta burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve en nihayetinde bu kişi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yasalarına her şeyine tabi. Ve bir tehdit unsuru olarak görmüyorum mesela bunu. daha Mesela net bunu söyleyeyim. Ne zaman tehdit unsuru olarak görürsünüz? Sayıları artınca mı? Bayrak açılmasınınla. Hm. Ee, ya yani kaç bin olduklarında mesela? Bir sayı veremiyorum. Güzel. Peki aradaki fark neden kaynaklanıyor? Almanya'nın bakışıyla Türkiye'nin bakışı. Bu yani farklı unsura. Sizce? Bence e, Almanya'nın, bence Türkiye'nin içinde şöyle iki tane tartışma şeyin olduğunu düşünüyorum. Hala bu e, bir tık şekilsellikle, çünkü aynı mevzuya geliyoruz, yine estetik mevzusuna geliyoruz. E, şekilsel bakan bir kesimle meseleye sadece e, bayrağı da şekilsel gören ya da e, bütün her şeyi sadece şekilsel görenle e, anlamı ve özüne odaklanan Kesim arasındaki farkı. Mesela Almanya'da bu kesimin daha fazla olduğunu düşünüyorum. Hı. Buna ilaveten şunu söyleyebilirim. Yani <laughs> söylediğinize katılıyorum. İlaveten eğitim de çok enteresan. Faşist bir temelden gelen Almanya'nın bu faşizminin kırılması için çok uğraşıldı. Elbette arıza tipler var. <laughs> Neonaziler, Türklerin evlerine, mabetlerine, kuruluşlarına kundaklama yapanlar evet. var. Var. Fakat bu faşizm damarını kırmak ya da daraltmak için çok uğraşıldı bunun bir etkisi olduğunu düşünüyorum Türkiye'de ise bu faşist damar yani bizdense tamam değilse Hayır bizdenin de hepsi politbüro üyesi olamaz aşağılarda da olmalı bir kesim onlar bize de yanaşmamalı Bu damar kırılmadı Bilakis bu damarın güçlendirildiğini görüyorum. Nasıl? Bir örnek vereceğim. İsveç Tarih Müzesi'ne gittim, Stockholm. Dedim tarihçiyim, göreyim. İnanamadım. Nasıl bir övgü var İsveç Tarih Müzesi'nde? Öğrenciler de giriyor, koridordan ilerliyoruz. Danimarka'nın, Finlandiya'nın ve Norveç'in ve hatta Kuzey Almanya'nın tamamına hakim olan İsveç Krallığı. Hani bize de sığındı yaşarken. İsveç, İmpa, İsveç Kralı Şahal geldi. Büyük bir imparatorluk. Müthiş bir övgü. Arkasından başka bir odaya giriyoruz. Ama biz o şaşalı zamanda kadınları cadı diye yaktık. İnsanları beğenmediğimiz için sürgünlere gönderdik. Finlandiya'da, Norveç'te, e, Kuzey Almanya'da fetihler yaparken çok canlar yaktık diyerek öz eleştirisini de getiriyor. Ya bu İsveçliler süper, bugün İsveçliler süperdir manasına getirmek için söylemiyorum ama bizde o öz eleştiri ve aynı zamanda o faşist damarı kırma eğitimi yok. Ne okulda var, ne müzede var, ne aile içinde var, ne de başka bir yerde var. O yüzden adam, kadın, Türk deyince hemen şöyle bir tanım yapıyor. Ben de bana benzeyenler. Bunlar üstte. Eğer sen ve sana benzeyenler e, potur, şal var, çiçekli şal var gibi ise onun üstündekiler snop. Yani e, kokuşmuş kimliklerinden ve öz benliklerinden kopmuşlar. Tarhana yemiyorlar, çay içmiyorlar, çay İçeceği değildir yani. Veya ayrana burun kıvırarak bakıyor. Nerede bu? Sizin demin adını vermekten çekindiğiniz semtte oturanlar. Yani alttaki de yukarıya bakarken şöyle bakıyor. Bunlar kokuşmuş, kopmuşlar, öz benliklerini yitirmişler. Yukarıdaki de alta bakarken şöyle. Bunlar ilkel bizim eski hallerimiz. Benim dedem de kapa şey başörtülüydü ninem. Dedem de hacca gitmişti, namaz kılıyordu. Bunlar ilkel hallerimiz. Aynı 19. yüzyıldaki Avrupa merkezci bakış ve etnografya gibi. Diyorlar ki, "Acaba biz Avrupa'da kabile halinde yaşarken nasıldık? Aa dur, Afrika'da böyle kabileler var. Bunlar bizim atalarımızda olsa olsa bunlar gibiydi." <laughs> İstanbul, İzmir, Ankara'nın seçkin kendilerince elit kesiminin alta bakışı, bunlar bizim atalarımız. Daha henüz evrimleşmediler. Evet. Bunlara bir bilinç taşıyarak misyon sivilizatris yani medenileştirme vazifemizi oraya götürürsek bunlar da evrimleşecek. O zaman bizimle aynı haklara sahip olan vatandaşlar olacak. Şimdi bunlara göre tabii bir de bu e, amaç varken bir ya Bir de sınıf bu, dediğin evet. işte bu yani. Bu hedef varken bir de dışarıdan e, hani biz iktidarı alacağız, Heh? evrimleştireceğiz derken dışarıdan evrimleşmemiş tırnak içinde. Daha beteri geliyor daha diyor Daha beteri gelmeye başladı. O çünkü şöyle yani bizim kadınımız e, çiçekli şalvar da giyse bazen saçı maçı gözükür. Çok da önemsemez. Veyahut da çapa yaparken mesela eğilir bir başka yabancı erkeğin önünde tarlada. Ama bu gelenler kardeşim çember sakalın hicani gibi. Dibindeler artık. Dediğin gibi yani onlar artık haşa söz meclisten dışarı bu arkadaşlar diyor Anadolu köylüsü. Ne güzel böyle saf, temiz, pak Cem Yılmaz'ın filmlerinin tersine. Bir de ondan daha aşağıda olan evrim konusunda birileri geldi. Lan bir de bunlarla mı uğraşacağız? Şimdi alttaki de yalnız. Ya onlara göre altta olan teyze ve amcalar da üsttekileri ya oğlum bu ne biçim askı? Benim çok yakın arkadaşım Rize'ye gitti. Yandan cepli pantolon giydiği için küçümsendi ve aşağılandı. Bu ne biçim askı böyle Amerikalı gibi? Kardeşim iki taraf da kendine benzeyeni asıl benzemeyeni ya benliğini yitirmiş, bozulmuş ya da henüz evrimleşmemiş olarak görüyor. Bu damarın kırılması lazım. Evet. Çok güzel bir tiriş kümesi oldu hocam bu. Ve gerçekten bugünden benim aklımda kalan da yerinde güzel kalıbı oldu. E, tam olarak çatışmanın kaynağını oturttuğum bir şey oldu. O, e, şimdi programı kapatıyorum. Teşekkür ederim e, bugün için. Ben teşekkür ederim. E, Orijinal Show haftaya yeni bölümle karşınızda olacağız. İyi akşamlar. Bir özü bir de pürüzü var. Kısık sesle konuşursak bize zarar. Original. Anlamadığın yerde dönüp başa sar. Anladın